diyoruz. Fikri Sağlar'la çok güzel bir röportaj oldu. bugün Aragülerin ölüm yıl dönümü. ünlü fotoğrafçımız Aragülerin ölüm yıl dönümü. 16 Ağustos 1928 doğumluydu. 17 Ekim 1918'de kaybettik. Sevgi ve saygıyla anıyoruz Aragüleri. Ee, ...gerçekten fotoğrafçılıkta iz bırakan, e, gençlere örnek olan, ilham veren bir e, fotoğrafçıydı. Uluslararası bir üne sahipti. Ee, geçelim arkadaşlar diğer fotoğrafa. Hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce bir sonraki fotoğraf arkadaşlar... Kendisini ziyaret etmiştik, son sergisini, son sergisini gezmiştik. Yine çok usta bir fotoğrafçı Ergin Konuk severli birlikte iki ustanın son buluşmalarıydı bu fotoğraf. Orada da çekim yapmıştık. Aragülerin Güler'in fotoğraflarını birlikte sergi gezmiştik. Tek tek bütün fotoğrafları anlatmıştı Ara usta kendisini tekrar rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz Ara Güler'i. Ergin Konuksever'e de uzun ömürler diliyoruz. Nice nice yıllar diliyoruz. 19'unda Ergin abinin de doğum günü şimdiden kutluyoruz. Ergin Konuksever'in doğum gününü. Evet, haberlere tekrar geçersek, haberlere tekrar geçersek. Cem Toker'in bir paylaşım var Twitter'da bu benzin zamıyla ilgili. Hani herkes kuyruklara geçti benzin zammından sonra. Efendim bir depoyu kurtarabilir miyiz diye. işte bir de sonrası var onun. Fikri Sağlar da söyledi az önce. Haftaya bir depo daha dolduracaksınız. Ha o da belki zamlı gelecek. Onunla ilgili işte paylaşımı yapmış Cem Toker diyor ki Benzinin litresi 10 civarına gelene kadar hatta 10 lirayı geçene kadar birbiri ardına sık sık zamlar gelmesini bekliyorum. <laughs> yani bu bir şey değil, 7 lira falan bir şey değil, 7.5 falan bir şey değil. 10 liradan bahsediliyor. 10 liradan bahsediliyor. 10 lira civarına gelene gelene hatta 10 lirayı geçene kadar birbiri ardına sık sık zamlar gelmesini bekliyorum. Ekonominin gerçekçi rakamları bunu gerektiriyor. Nedenini uzmanlık alanı ekonomi olan siyasetçilere sorunuz. Ülkem için, ülkem insanı için üzgünüm diyor. Yani e, ya bu zamlar öyle geldi geçti zamlar değil. Hep Hans'tan örnek verirdi. Hep Hans'tan örnek verirdi. Az önce birinci bölümde verdik. Hans benzini kaça kullanıyor? Biz benzini kaça kullanıyoruz? Bakın işte hep 50 lira benzin alıyoruz. Biz 2021'de 6.25 litre benzin alabiliyoruz bir depo. 6, 50 liraya. Hans 50 avroyla 2000'de 34 litre, 2020'de 38 litre alabiliyor. Ekonomik istikrar budur. ha Ondan sonra, efendim Türkiye uçuyor, kaçıyor, işte fiyatlar... Hiçbir şey söylemeyin. Hiçbir şey söylemeyin. Ben şimdi size bir Türkiye manzarası göstereceğim. Türkiye ne durumda, onu bir göstereceğim. Türkiye gerçeğini göstereceğim ben size burada şimdi. Ee, tek 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 her şeyi anlatacağız. İlk kareden başlayalım arkadaşlar. Ee, Türkiye manzarası. Efendim, yandaş olmak zordur. Bir şeyi övmek zorundasınız. Berbat olsa da övmek zorundasınız. Zor bir iş o gazetecilik. Ne diyor George Orwell? Gazeteci birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır diyor. Gerisi mi? Gerisi teferruattır. Gerisi halkla ilişkilerdir diyor. Reklamdır diyor. Onun etesi de yoktur. Ne demiş bir yandaş? Yerli ve milli adımların meyvelerini topluyoruz. Bir zamanlar IMF borçları altında ezilen emperyalist batılılar karşısında el pençe divan duran Türkiye şimdi tüm cihana meydan okuyor. Uçmuş, uçmuş. CHP'nin uçuruma attığı Türkiye'yi kısa sürede şahlandıran ayaklarına takılan prangaları bir bir söken Başbakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye sağlık, sanayi, enerji ve pek çok alanda yerli ve milli adımlarının meyvesini bir bir topluyor. Tüp ve gaz almak için günlerce kuyrukta bekletilen vatandaşın evine önce doğalgaz geldi, ardından da tarihi doğalgaz keşfi gibi geldi. Aslında o doğalgaz boruları vatandaşın cebindekini çekmek için döşenmiş demek ki evlere. Döşeli, gaz döşedikleri evlerden dolar çekmeye başladılar, para çekmeye başladılar. Köylerinde elektriği olmayan Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek güneş paneli üretim fabrikasını açtı. Enerji santralleri devreye girdi. <laughs> yani Türkiye'de o güneş panelleri yapılana kadar dünyada güneş paneli yoktu. Ya İspanya inanılmaz güneş panellerinden tarlalar oluşturmuş. Yıllardır elektrik üretiyor. İşte görmeyince Türkiye'deki halka yalan söylemek o kadar kolay ki. O kadar kolay ki. Çünkü inananlar var maalesef. <laughs> Parası olmayanın hastanelerde rehin tutulduğu Türkiye şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle uluslararası bir sağlık üssü olurken <laughs> savunma sanayinde de dev adımlar attı. İşte hep bakın yollar gösteriliyor, köprüler gösteriyor. Ama bir sanayi tesisi yok, bir fabrika yok. Olanlar da yok edildi. Şimdi geçiyoruz neler olduğuna. Geçelim arkadaşlar. Hızlı hızlı gideceğiz şimdi. <laughs> <laughs> ya işlet Devlet diye ucube bir e, sistem getirdiler. Karayolları için 23.58 milyar dolar. Havalimanları için 19 milyar dolar. Enerji için 18.23 milyar dolar. 11.59 milyar dolar hastalık sağlık sektörü için yatırımlar yapıldı ve toplamda 75 milyar dolarlık 75 milyar dolarlık yatırım. Ee, yap işlet devlet başladı. Peki bunun geri dönüşü ne olacak? Bunun geri dönüşü, bu 75 milyar doların geri dönüşü, 200-250 milyar dolar geri ödenecek. Londra mahkemelerinin garantisinde ödenecek. Hani Cumhurbaşkanı diyor ya söke söke ödenecek. 200-250 milyar dolar civarında para ödenecek. Proje bedellerine kadar? 75 milyar dolar. 75 milyar doları 250 milyar dolar olarak geri ödeyeceğiz. Geçelim arkadaşlar. Bu meşhur şehir hastaneleri deniyor işte sağlıklı reform, sağlıklı devrim. Sözleşme bedeli 10.6 milyar dolar olan 18 şehir hastanesi için 25 yılda yapılacak geri ödemeleri toplamı minimum 30.3 milyar dolar. Minimum 30.3 milyar dolar. Ki bu 35-40 olma olasılığı da var. Çünkü bir de bazı projelerde biliyorsunuz Amerika'daki tüketici endeksleri de ölçü alınıyor. Geçelim arkadaşlar. Şimdi şehir hastanesini devlet araziyi verdi, her şeyi verdi. Şehir hastanesi yapıldı. Şehir hastanelerini özel sektör işletiyor değil mi? Yap işlet devletçilerini işletiyor. Peki devlet bunun nesini karşılıyor? Adam almış her şeyi karşılasın. Parası kamu tarafından ödenecek hastane içi hizmetler. Şehir hastanelerinde bakım onların hizmetleri bunu devlet ödeyecek yani Rönesans Holding hastane işletiyor ama bakım onların hizmetlerini devlet ödüyor efendim Rönesans Holding hastane işletiyor görüntüleme laboratuvar hizmetleri devletten sterilizasyon temizlik çamaşır güvenlik ve yemek hizmetleri devletten Rehabilitasyon hizmetleri devletten, bilgi işlem hizmetleri devletten, ekipman hizmetleri devletten. E pe peki bu nasıl yapışlet devlet? Bakın şu bahsettiğimiz rakamlar var ya, onlara bu dahil değil. Bu ayrıca devletten ödenecek şeyler. Ya sonra sağlıkla devrim. E devlet bunu neresi içinde devlet ödüyor her şeyi adamlar para kazanıyor. Ceyhun Ergil'in dediği gibi eski Bursa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yap işlet kırışalım diyordu bunlara. Yap işlet devlet falan değil. Geçelim arkadaşlar. <laughs> hazine garantisi yollarda bu Kuzey Marmaralar yapılıyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Hazine garantisi proje maliyetine ulaştı. Yani zarar etme riskleri asla yok. Her şey hazine garantisinde. Her şey hazine garantisinde, karlar hazine garantisinde ve hazine garantisi proje maliyeti kadar. Şunu biliyor musun? Nasıl zarar etsin ki bu iş adamları? Kar garantisi garanti yani. Geçelim. Köprülere geçelim. Bakın bu köprülerden çok bahsettiğimiz zaman bazı izleyiciler falan ya işte köprülere taktınız. Ya köprüler cebimizden öyle para götürüyor ki. Hani 35 dolar geçiş garantisi deniyor. Bu 35 dolar şu anda 42 dolar belki de daha üstünde Profesör Doktor Uğur Emek'in yaptığı hesaba göre. Çünkü Amerika'daki tüketici endekslerine göre 35 dolara da zam geliyor. Bir süre önce 42 dolarda 46 dolardan da bahsedenler var. Geçiş 42 dolar 16 dolarını sadece geçen ödüyor. Çünkü 147 lira ödüyor, 147,5 lira ödüyor. Geçmeyen 26 dolar ödüyor. Geçmeyen dediğimiz biz, siz, Maraş'taki vatandaş, Artvin'deki vatandaş. Şimdi Türkiye manzarası bu. Anlatmaya çalıştıkları falan hepsini bir tarafa bırakın. AKP'nin reformlarını, devrimlerini falan bir tarafa bırakın. Bunlar biz ödüyoruz. Çatır çatır ödüyoruz. Geçelim. Dün bakın Osman Gazi Köprüsü'ne 1.2 milyar dolara yaptırılmıştı. Proje bedeli böyleydi. Bakan böyle açıkladı. 1.2 milyar dolar dedi. 2.5 milyar dolar S-400 alındı. Yatı yok. Sandıkta duruyor. Hatta ikinci partisi alınacakmış. Hangi pazarlığın sonucudur onları bilmiyoruz. İki tane, iki tane Osman Gazi Köprüsü yapılırdı. Bunlara verilen 2.5 milyar dolarla. Para da artardı hatta. Para da artardı hatta. 100 milyon dolar da para artardı. Bakın S-400'lere verilen paranın yarısına bu köprü yapılırdı. Hatta S-400'lere verilen parayla iki tane köprü yapılırdı. Çanakkale Köprüsü'nün de parası çıkardı. Gitti o para. Sandıkta duruyor füzeler. Ondan sonra işte devlet yönetiliyor diyoruz. Geçelim arkadaşlar. Durduğu yerde, durduğu yerde köprü kullanıma açılmadan zam yapılıyor. Köprünün temeli atılırken dün de bunu söyledim. Çin Türkiye manzarası deyince içine bunu da tekrar veriyorum. Defalarca da vereceğim. Her hafta da söyleyeceğim bunları. 2018'de temel atılırken 80 lira olan avro 15 avro karşılığı ücret şu anda 2021'de 161 lira oldu. Yani şu anda köprü bitmiş olsa bugün araçlar geçse 161 lira ödeyecekler. İki katı artmış inşaat sırasında köprüden geçiş ücreti. Daha da köprü bitmedi. Bittiğinde 11 lira olsa avro, 12 lira olsa onda bir hesap yapacağız. Herhalde 200 liraya doğru gidiyor köprü açıldığında. Peki bunun ne kadarını biz ödeyeceğiz, ne kadarını geçen ödeyecek, o daha belli değil. Geçelim arkadaşlar. Gene geldik, gene geldik, gene geldik. Ee, geçen gün biliyorsunuz Özgür Özel ve diğer milletvekillerinden bir grup Zafer Havalimanı'na gittiler. Oraya baktılar. Ee, i̇hale bedeli 50 milyon avro. 30 yılda yüklenici firmaya ödenecek garanti bedeli 205 milyar. 281 bin avro. Bu kadar para ödenecek. Biz Türkiye'den bir Türkiye'den manzaralar dedik. Türkiye gerçekleri dedik. Tek tek bunları da tekrar sizle paylaşıyoruz şimdi burada. 205 milyon 281 bin avro ödenecek. Geçelim arkadaşlar. Millete atılan kazığın adı Zafer Havalimanı Murat Muratoğlu yazmış. 4 yılda 4 milyon 73 bin 18 yolcu kullanır dediler. 4 yılda sadece 170 bin 534 yolcu geçti. Bakın 4 milyon nerede? 173 bin nerede? Kim yaptı fizibilitesini? Kim? Bunun hiçbir sorumluluğu yok mu? Geçelim arkadaşlar. 50 milyon avroya yapıldı. 29 yılda 200 milyon ödenecek. Geçelim. Balıkesir Havalimanı. 76 milyon lira harcanmış. 18 ay önce açılmış. Henüz daha hiçbir uçak inmemiş. Peki niye yaptınız? Niye yapıldı? Durup dururken yani fabrika yap, şey, havalimanı yaptınız. Bakın bu eserler, eserlerin AKP'ni sayıyoruz. İçinde daha henüz bir fabrika falan yok, bir sanayi kuruluş falan yok. Yok zaten, örnek verecek bir şey de yok. Geçiyoruz. Çünkü bu ihaleler biliyorsunuz madde 21. Bu 21B maddesi çok çok önemlidir. Türkiye'nin deki soygunun e, anahtarı bu 21 B maddesi. Devlet İhale Yasası'nda 21. maddenin B fıkrası. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğini sağlaması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. O zaman gel Mehmet Cengiz diyor, gel Kalyon diyor, gel Rönesans diyor bir teklif ver sana ben bunu yaptıracağım diyor. Hatta ve hatta bunların bazı projelerinde bazı projelerinde daha ihale yapılmadan inşaat başlıyor. Yani o kadar garanti ki şartlar uygun mu? Bununla belediyeler park bile yapmışlar bu 21B'den yararlanarak. Geçelim arkadaşlar. Sonra ne oldu? Olanı biteni satma dönemi başladı. Olanı biteni satıyorsunuz. Tekel alkolü ilişkiler bölümünün satışına bakın. Bakın buradan birileri öyle bir para kazandı ki. Öyle bir para kazandı ki. Kime gitti bu paralar? Şimdi aradaki farka bakın. Rakı fabrikasını tekelin. 2003'te 292 milyon dolara devletten özel sektöre geçti. 200, 292, 300 milyon bile değil. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 3 yıl sonra 900 milyon dolar üzerinden Texas Pacific Grup'a satıldı. Texas Pacific Grup'un Türkiye temsilcisi, temsilcisi Cüneyt Zapsu'ydu. Cumhurbaşkanı'nın eski danışmanı. Hala da ilişkileri devam ediyor. 900 milyon dolara geçti. Bakın 300'den 600 milyon kar. Dolar bu. 600 milyon dolar kar. 3 yılda. Peki kardeşim 600 milyon dolar ediyordu. 300 milyon dolara niye sattınız? Bunla da kalmıyor. Daha sonra İngilizlerin meşhur Diego içki fabrikası var. içki üreten şirketi var. Dünyaca ünlü bir şirket. 2011'de bu Texas Pacific Group 2.1 milyar dolara Diego'ya sattı tekel rakı fabrikasını. 2011 2003 ne kadar? 7 yıl. 7 yılda artan fiyata bakın. 292 milyon dolardan 2.1 milyar dolara gitmiş. Peki aradaki fark kimlere gitmiş? Kimlerin cebine gitmiş? Hangi fonlara gitmiş? Pandora'nın kutusuna mı girmiş? Panama'ya mı gitmiş? Man Adası'na mı gitmiş? Jersey Adası'na mı gitmiş? Malta Adası'na mı gitmiş? Nereye gitmiş aradaki fark? Kimlere gitmiş? Geçelim. Ve sonra ne diyor Cumhur o zaman başbakandı ne diyordu? Bunlara kalsa ülkeyi satarlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 19 Mayıs stadyumdaki mitingde muhalefeti eleştirmiş. Dev projeleri dinamitleyecek misiniz? Hangi dev proje? Şunlar mıydı? Saydıklarımız mıydı? Kara delik onlar. Kara delik. Dev proje dedikleriniz. Alın işte şu fabrikalar nerede? Sayın şu fabrikalar nerede? Ankara Fişek Fabrikası 24'te kurulmuş. Görcük Tersanesi 24'te kurulmuş. Şakir Zümre 25'te kurulmuş. Eskişehir Hava Tamirhanesi geliyorsun. Barut Nuri Demir Avçak Fabrikası, Malatya Sigara Fabrikası, Bitlis Sigara Fabrikası, Sivas Simento, Kağıt Fabrikaları, Sümer Bankları. Nerede bu fabrikalar? Nerede? Nerede? Gösterin yerlerini. Giresun Seka'nın yerinde TOKİ binalar yaptı. Seka İzmit Fabrikası'nın yerine millet bahçesi oldu. E, Sümerbank BES fabrikasının Bakırköy'deki yeri gökdelenler yükseldi. Lüks oteller yatışıldı. Nerede? Yerine yenilerini koymadınız bunların. Yerine yenilerini koymadınız. Geçelim arkadaşlar hızlanarak gidelim. İşte yağmalanan Türkiye. Bunu biz daha önce de gösterdik. Bugün 3 dakika sonra çıkmak zorundayız. Bunu size toparlayayım dedim. Sadece buna ayırdım. Tekrar gösteriyorum. Bundan sonra da göstereceğim. Unutmamanız için göstereceğim. Bunu aklımızdan çıkarmamız, hafızamızdan çıkarmamamız gerekiyor yok pahasına peşkeş çekildi. Tekel satışından 7 yıl sonra 10 katına satıldı. Bakın burada da var. AKP döneminde satılanların kısa listesi. 10 liman, 94 kuruluşun kamu payı, 40 tesis ve işletme, 36 maden, 81 elektrik sattıralı, 3483 taşınmaz, kritik olan sektörler. Bir ülkenin telefon sistemi yabancılara satılır mı? Telekom'u Araplara sattılar. Ve 10 milyardan fazla zarar ve Türk bankalarının üzerine yüklenerek kaçtı Halil'i ailesi. Peki Halil'i ailesi bu soygunu tek başına mı yaptı? Tek başına mı yaptı Halil'i ailesi bu soygunu? Ve sonra en son Ferrero az önce Fikri Sağlar'la konuşurken de bahsettik Ferrero'dan Ferrero Fındık Oltangıda'ydı. Oltangıda oldu da. Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçısı firmaydı. Bir İtalyan Ferrero firması aldı. Ondan sonra Oltangıdağ'ın web sayfasına girdiğiniz zaman bu çıkıyordu karşınıza. Ferrero Fındık. Şirketimizin ünvanı Ferrero Fındık İthalat İhracat Ticaret AŞ olarak değişmiştir. Yeni web sitemiz çok yakında hizmetinizdedir çıkıyor karşınıza. İşte AKP siyasi de, AKP ekonomisi bu. Fisko Birlik yok edildi etkisizleştirildi, yok edildi sayılır. Ve şu anda orduda fındık piyasasına hakim olan firma İtalyan firması. Ferrero firması. Dünyanın en büyük o hani çikolatalı, fındıklı bir şey, krema yiyorsunuz ya. Onları yapan firma. Bakın nereden nereye değil mi? En Yani şu Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın çok kullandığı sözlerden birisi bu. Bir şey olduğu zaman nereden nereye diyor. Biz de size bir Türkiye manzarası sunduk. Nereden nereye. İşte tablo bu maalesef tablo bu. Türkiye'de e, önümüzdeki dönemde işte herkes seçim tartışıyor, seçim olacak mı olacak? Yok e, siyasi cinayetler işlenecek mi işlenmeyecek mi? Bunu korumaya çalışıyorlar. Korumaya çalıştıkları düzen bu. Korumaya çalıştıkları düzen bu. Söyleyecek başka bir şey bulamıyoruz. Bugün programın da sonuna geldik. E, arada bir programımız var. Sonrasında e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, Marmaris'te Mar gazetecilerle toplandı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması olacak. E, biz önümüzdeki hafta tekrar sizinle birlikte olacağız burada. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın.